Anayasanın bu maddeleriyle ilgili olduğu hak ve özgürlükler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Madde 19, herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Madde 22, herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Madde 25, herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Madde 26, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Madde 28, basın hürdür, sansür edilemez. Basın evi kurmak, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Bize verilen anayasanın maddelerine baktığımızda kişi özgürlüğü madde 19'da, basın özgürlüğü madde 28'de ve düşünce özgürlüğü ise madde 26'da güvence altına alınmıştır. Fakat bize anayasamızın 24. maddesinde yer alan inanç özgürlüğü ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi kamuoyunu ifade etmektedir? Kamuoyu halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen ilgilendiren ortak görüşe denilmektedir ki toplumu ilgilendiren bir sorun üzerine halkın benimsediği genel düşünce olarak belirtilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre milli mücadele döneminde yayımlanan gazeteler hangi amaçla çıkarılmıştır? Milli mücadele hazırlık sürecinde yapılan çalışmaları millete duyurmak ve halkın örgütlenmesini sağlamak amacıyla Sivas ve Ankara'da çeşitli gazeteler çıkarılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda meclisin yapmış olduğu çalışmaları insanlara anlatabilmek, halkı bilinçlendirebilmek amacıyla Sivas'ta İrade-i Milliye, Ankara'da ise Hakimiyet-i Milliye gazeteleri çıkarılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Anayasada yer alan basın hürdür, sansür edilemez 28. madde basının haber yapma hürriyetinin olduğunu bize yansıtmaktadır. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Anayasamızın 20. maddesi aile hayatının yasalarla korunduğunu bize yansıtır. Ve kimsenin konutuna dokunulamaz 21. madde kişilerin çeşitli haklarının olduğunu bize yansıtır. Fakat basının yetkilerinin sınırsız olduğuna dair anayasada bir madde bulunmadığından doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu parçada Anadolu Ajansı ile ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı, bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı Türk ulusunu uyarırken, diğer yandan da Kurtuluş Savaşı günlerinde Büyük Millet Meclisi'nin kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Anadolu Ajansı'nın hangi tarihte kurulduğu belirtilebilir çünkü 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Milli mücadeledeki rolüyle ilgili açıklama yapılabilir. Çünkü Kurtuluş Savaşı döneminde iç ve dış yayınlara karşı Türk ulusunu uyarmış. Diğer yandan da yine Kurtuluş Savaşı günlerinde Büyük Millet Meclisi ile halk arasında iletişimi sağlamıştır. Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır dediğimizde de günü gününe haberler vererek bu bilgiyi sağlamıştır. Fakat Anadolu Ajansı'nın günümüzde nasıl bir yayın politikası izlediğine dair bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Kişilerin herhangi bir konuyla ilgili fikirlerini dile getirmelerinin engellenmesi aşağıdakilerden hangisinin ihlal edildiğini gösterir? Açıklamaya baktığımızda anayasamızın 24. maddesinde din ve vicdan hürriyetinin, 20. maddesinde özel hayatın gizliliğinin ve 21. maddesinde konut dokunulmazlığının ihlal edildiği söylenemez. Çünkü burada fikirlerin yani düşüncelerin ihlalinden bahsedilmektedir ki bu durum düşünceyi açıklama hürriyetidir. Bu da anayasamızda 26. maddeyle güvence altına alınmıştır. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir maddesidir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Televizyon kanalının yaptığı haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir? Şok şok şok. Kameramanımız ünlü futbolcu Selim Çokatar'ın evini
Gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı birazdan? Bize verilen habere baktığımızda gizli kamerayla çekimin yapılması özel yaşamın gizliliği ilkesine aykırı bir durumdur. Çünkü anayasamızın 20. maddesinde herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi rutin görevlerini doğru açıklamıştır? Yayın yapan bütün kuruluşlar belirli ilkelere ve yasalara uymak zorundadır. Nitekim yasalara yahut bireylerin özel hayatlarına zarar verici ya da aykırı yayın yapan kuruluşlar kabul edilemez. İşte bu sebeple Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önemli bir görevi üstlenmiştir. Bize verilen açıklamada rutin görevleri açıklanmıştır ki bunlar arasında yasalara uymayanları yargılamak, özel kanalların açılmasını sağlamak ve güncel haberleri yayımlamak bulunmazken yayın yapan kuruluşları denetlemek bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.